bahsedeceğim. O da for döngüsü. Şimdi for döngüsü arkadaşlar, siz özellikle bir array'inizi ya da matrisinizi falan taramak istediğinizde, elemanlarını tek tek bir şeyle karşılaştırmak istediğinizde falan kullanılan bir yapı. Elinizde bir veri olur. O veri boyunca o veriyi bir şeyde tararsınız. Bakarsınız bazı değerlerine falan. Bu tür şeyler için, bu tür işlemler için for döngüsü çok fazla kullanılan bir şey. Yani kullanılması çok uygun olan bir şey diyeyim daha doğrusu, diğer döngülere göre. Ve sadece bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii. Aslında for döngüsünün genel olarak şöyle bir şey. Döngüyü yavaşlatmak için for dersiniz, tamam mı? Ve döngünün bir değişkeni olur. Mesela bunun adı k olsun ya da i olsun, fark etmez. Ve i deyip eşittir dedikten sonra buraya bir tane matris yazarsınız. Matris demeyeyim de bir vektör yazarsınız daha doğrusu. Mesela 5 yazdım, 10 yazdım, 50 yazdım, 3, 2, 3 yazdım, tamam. Ondan sonra bu döngüde bu araya enter'a bastığınız anda burada bir işlemler yapacaksınız filan falan. Şöyle işlemler diyorum. Ondan sonra end dediğinizde bu döngü artık kapanmış olur. Şimdi bu yazdığınız kod, şu 3 satırlık şey aslında şunu diyor. Sizin for döngünüzün değişkeni i, ilk önce 5'i, sonra 10'u, 50'yi ve 3 değerlerini alacak ve her bu değeri alırken de bu döngü sürekli çalışacak. Yani şu işlemler yazdığım kısım sürekli çalışacak. Kaç kere çalışacak? Aslında şu vektörün boyu kadar çalışacak değil mi? İ eşittir 5 için bir kere çalışacak, i eşittir 10 için bir kere daha, i eşittir 50 için bir kere daha, i eşittir 3 için bir kere daha. Yani aslında şunun boyu kaç eleman varsa bunun içinde o kadar bu döngü çalışmış olacak. Ve siz genelde bu i'yi bu döngünün içinde kullanmak istersiniz. Yani sizin problemleriniz hep for döngüsünü kullandığınızda o i aslında sizin değişkeninizde bir şeylerin değerlerini aramakta falan kullanılır. Örnek verelim mesela. İlk önce şunu bir çalıştıralım. Mesela şöyle bir i diyorum direkt. Bu aslında sadece ekrana i'yi gösterecek değil mi? Eğer böyle bir şey dersem. Bakayım run edeyim. Bakın run ettiğimde ne oldu? I eşittir 5, i eşittir 10, i eşittir 50 ve i eşittir 3. Tamam. Toplamda bana 4 tane farklı i değeri gösterdi ekran. En son names şeye bakarsanız, workspace'e bakarsanız i'nin aldığı değer 3 diyor. Çünkü en son i 3'e geldi. Değil mi? Çünkü i 5 aldı, 10 aldı, 50 aldı. 3 aldı ve döngüden çıktı. Döngüden çıktığı anda i'nin değeri artık 3 oldu. Şimdi bununla ilgili tabi illa böyle tek tek elinizle girmek zorunda da değilsiniz. Buraya direkt bir şey de girebilirsiniz. İ'nin almak isteyeceğiniz değerleri. Genelde almak istediğiniz değerler böyle bir paterne uyar. Yani bir sıralıdır. Mesela siz bir elinizde bir veri vardır. O veri tek tek elemanlarına bakacaksanız ne yapmanız lazım? O verinin birinci elemanından işte kaçıncı eleman, mesela 100 elemanlıysa siz döngünüzü 1'den 100'e kadar gitmesini istersiniz ki tek tek o vektörün, daha doğrusu o array'in değerlerine bakabilin diye. Onun için mesela şöyle yaparsınız. 1'den 100'e dersiniz. Bu döngüde i 1'den 100'e kadar değerler alır. Ondan sonra siz bu i değerini kullanarak şuralarda bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela yapalım. Ne yapalım? 1'den 100'e kadar olan sayıları toplayalım. Tamam. Şuraya toplam diyorum. Top mal değil, toplam. Toplam eşittir 0 olsun ilk başta. Tamam. Ne yapacağım? 1'den 100'e kadar olan sayıları toplamam lazım. Bunun için aslında yapmam gereken şey şu. Her bir döngüde i eşittir 1 için bu i'nin aldığı değeri toplama atayacağım. Ondan sonra i bu döngü n'de gelecek, bir daha i eşittir 2 olacak. Ondan sonra o 2'yi tekrar benim topladığım, yani az önce 1'e eşit dediğim toplamla bir daha toplamam lazım. O zaman toplam ne olacak? 3 olacak. Ondan sonra i eşittir 3 için bu işlemi bir daha yapacağım. Az önce 1 ile 2'yi topladım 3. Sonra bir daha 3'ü eklersem işte 6 olacak filan diye. Bu tür durumlarda tek yapmam gereken şey yine toplam eşittir toplam artı i dersem bana 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını verecektir değil mi bu? İsterseniz bakalım. Eğer bu döngüde noktalı virgül koymazsanız arkadaşlar şuraya
Her bir döngü işlemi boyunca, yani bu 100 kere ekrana şu toplamı yazdıracaktır. İsterseniz deneyelim. Bakın. Bakın toplam 1, toplam 3, toplam 6, toplam 10, gördünüz mü? Sürekli artıyor, yani bir önceki sayıda topluyor. Buraya bir nokta virgül koyarsanız, şuraya da toplamı görmek için toplam dersiniz. Workspace'e yazdırsın diye. Run ettiğimde bakın direkt size sadece toplam sayısını verdi. Tamam. Farklı farklı işlemler de yapmak mümkün. Yani for döngüsünün bir sınırı yok. Gerçekten en çok belki ben kaç binlerce for döngüsü yapmışımdır. Tek sıkıntısı for döngüsünün arkadaşlar, for döngüsü sayısı MATLAB'da arttığında, döngü sayınız arttığında, iç içe forlar girmeye başladığında işleminiz çok fazla yavaşlayabiliyor. Yani bazen ben yüksek lisans tezimde mesela bir görüntü boyunca taramalar yapıyordum. Tabi bu görüntü sadece şey değil, video görüntüleri, yani bir sürü görüntü var. Ve bu her birkaç tane for döngüleri işin içine girdiğinde, farklı farklı şeylerle karşılaştırma yaptığımda yaklaşık 2 saat falan sürüyordu yani bir videoyu taramak. Tamam, o yüzden for döngüsü kullanırken bunu da aklınızda bulundurun. Şu an sizin için bir problem teşkil etmiyor, ancak yazdığınız kod büyüdükçe ileride, yani şu an olmasa bile bir sene sonra yaptığınızda, bir proje yaptığınızda, yüksek lisansta filan, döngü sayısı arttıkça işleminiz yavaşlıyor. Onu aklınızda tutun. Tamam. Şimdi genel olarak döngünün ne olduğunu gösterdim. İ dediğim değişken döngünün değişkeniydi. Farklı farklı değerler alıyordu. Sizin bu eşittir de girdiğim değerler aldıkça şu 5. satırdaki işlemi çalıştırıyor. Siz ve genelde bu i'yi bir yerlerde kullanmak istersiniz döngü boyunca dedim. Size şimdi bir ödev vereceğim. Daha doğrusu 3 tane ödev vereceğim. Kolaydan zora doğru. Evet, birinci ödeviniz bir for döngüsü kullanarak şu array'in ortalama değerini buluyorsunuz, tamam. Ama for döngüsü kullanacaksınız. Yani sum yapma yok artık. Yani sum fonksiyonu kullanıp toplamayacaksınız. İkincisi, for döngüsü kullanarak kullanıcı tarafından girilen herhangi bir array'in ortalamasını bulacaksınız. Yine sum yok. Herhangi bir array diyorum. Yani boyu belli değil. Tamam, bunu aklınızda tutmanızda fayda var. Ve size bir tüyo vereyim. Length fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Üçüncüsü, for döngüsü kullanarak kullanıcı tarafından girilen herhangi bir array'in minimum ve maksimum değerlerini bulacaksınız. Mesela ben buraya 100 tane 100 elemanlı bir array'e gireceğim. Siz döngüyle onun en küçük elemanını ve en büyük elemanını bulacak bir algoritma yazacaksınız arkadaşlar. Bu 3 durumu da çözeceğim. Bir sonraki videolarda bu ödevleri çözeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.